bazı gerçekler üzerinde kurgulamamızın zamanı geldi diye düşünüyorum. Şimdi genel siyasete de biraz değinelim. Son olarak en popüler konu herhalde hemen hemen hepimizin sosyal medyada gördüğü ya da tartışma programlarında gördüğü bir para sayma görüntüsü var. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu dedi ki bu görüntülerin benle büyükşehirle özdeşleştirilmesi çok yanlış. Ben kendimin hedef alındığını düşünüyorum dedi. Ama bir tartışmadır yürüyor. Siz ne düşünüyorsunuz konuyla ilgili? Yani kimseye özel olarak bir eşleştirme gayreti içerisinde olduğunu ben düşünmüyorum. Şimdi parayı sayan kişilerden bir tanesi Sayın İmamoğlu'nun yardımcısıysa bu kusura bakmasın Sayın İmamoğlu ile eşleştirilir. Bir tanesi il başkanının danışmanıysa hiç kusura bakmasın o il başkanı bu konuyla ilintilendirilir. Bir tanesi onların avukatıysa hiç kimse kusura bakmasın o partiyle bu ilintilendirilir. Bu hayatın olağan akışına uygun bir yaklaşım biçimi. Şimdi bir ticari sistemde bizi izleyen bir sürü esnafımız, tüccarımız var. Bir yerden mal aldığı zaman belirli bir miktardaki alışverişi ancak nakit parayla elden ele yapabiliyor. Belirli bir miktarın üzerinde olduğu zaman bankadan yapmak zorunda. Yani bu rakam en son bildiğim kadarıyla 5000 lira ve üstü alışverişler banka üzerinden yapılır deniyor. Siz yüz milyonlarca liralık bir alışverişi bir avukatın bürosunda ve 7-8 kişi oturmuşsunuz paraları sayarak bir şeyler yapıyorsunuz. Bir de paraların geldiği merkezler farklı farklı yerler ki kimisi kağıttan poşetten çıkıyor, kimisi çantadan çıkıyor, kimisi naylon poşetten çıkıyor. Demek ki başka başka yerlerden gelen paralar var. Şimdi sorarlar insana tamam. Bir parti il binası satın alabilir mi? Alabilir. Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir parti, hazineden yardım alan bir parti. Her şey alabilir. Otobüs alır, taksi alır, araba alır, ev alır, ne bileyim işte seçim ofisi alır. Bunlar siyasi partiler yasasının uygun gördüğü alışveriş biçimleri. Ama bunların hiçbirisini gizli kameralar altında yapmaz. Pazarlığını yapar, resmi rakamı neyse bunu bankaya yatırır, noter huzurunda da işlemlerini yapar, tertemiz tapusunu alır, koyar. Şimdi bunu sorguladığı zaman sorgulayanlar mı kabahatli olmuş olacak? Ben bugün yolda gelirken Araç Radyosu'ndaki bir haber bülteninde bu görüntülere benzer başka bir görüntülerin de ortaya çıktığının haberini dinledim mesela. Buraya gelirken dinlediğim için o görüntüleri görmedim ama hani bu pilav daha çok su kaldırır diye bir söz vardır. Bu ipin ucu kaçmıştır artık. Bundan sonra başka nelerin çıkacağını herkes gibi ben de merakla bekliyorum. Hatırlayacaksınız bir hafta 10 gün önce hatta 15 gün önce bir bomba daha patladı. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekilinin odasında mecliste 250 bin dolar ve market poşeti içerisinde unutulmuş. Bakar mısınız? Yani ben buradan yurttaşlarıma sesleniyorum. 250 bin dolar gibi bir para unutulur mu bir yerde? Hani cüzdanınız vardır, koymuşsunuzdur. İçinde 5 bin lira vardır, 3 bin lira vardır. Unutursunuz belki, anlarım. Ya da ne bileyim bir yerde düşürürsünüz, anlarım. 250 bin dolar bir milletvekilinin odasında nasıl unutulur ve nasıl bulunur? İkinci soru, o paranın orada ne işi vardır? Ticareten o kadar parayı elde gezdirmek mümkün değilse eğer. Şimdi Millet Meclisi'nde Genel Sekreterlik bu konuda soruşturma başlattı. Demek ki gerçek bir olay var ortada. Şimdi o odanın sahibiyle sahibi olduğu yani paranın sahibi olduğu milletvekili herkes o işi üzerinden atmaya çalışıyor. Benim değil. Benim de değil. Kimin o para? Hangi partide geçiyor bu? Bir Cumhuriyet Halk Partisi gibi. Beli Ağbaba ismi geçmişti değil mi? Beli Ağbaba'ya ait evet, diye. Evet önce bir Seyit Torun ismi geçti odasında bulundu diye sonra Ulaş Karasu'nun odasında bulundu dendi Sivas milletvekili. Ama her ikisinde de paranın Veli Ağbaba'nın olduğu iddiası var. Bunlar bizim açımızdan, bizim nezdimizde birer iddia ama Cumhuriyet Halk Partisi gibi bir partinin böyle iddialarla konuşuluyor olması Türk siyaseti adına bir utanç meselesi değil mi? Hani Atatürk'ün partisinde bu ilişkiler olur mu? Dürüst dediğiniz bir parti içerisinde bu ilişkiler